Ayşe Hanım için alkışlar. Çok teşekkür ederiz. Bel bağladık size. Çünkü kötü gidiyor kaderimiz. Ama sorularda... Bakın başlarımıza... Zor. Evet. Onu baştan söyledim, kabul ettim. Başlangıçta bile zaten ne kadar zor kelimelerle başladık, öyle değil mi? Aynen öyle. Mesela akım cereyan, Hamide Hanım çok hızlı atlattı ama... Uğur Bey'in yaşadığını Hamide Hanım da başlarken yaşar diye bekliyordum ben. Hamide Hanım aşağılarda takıldı. 7 harfli, raf ömründe. Bakalım ben ne yapacağım. 9600 oluyordu ama. Onu biliyoruz. Her şey yolunda gitseydi 9700'lere alışkın... Uğur Bey belki bugün bir 9800 armağan edecekti bize. Siz de o ayarda yarışın. Tamam. Çünkü Mebrure Hanım bekliyor. Şimdi aynen halen öyle birinciliğini sürdürüyor ya Hamide Hanım 8400 puanla. Aynı çıta kendisine kalırsa bence çok mutlu olur. Neden olmasın? Ayşe Hanımcığım 9000'in üzerine çıkaralım. Sonrasında arka tarafta biraz hop oturup hop kalkalım. Tamam. Hadi gelsin, daha çok eğlenelim. Sorun. Gelsin. Gelsin. Dini söyle. Ne veriyor? Vaaz. Vaaz gayet güzel. Haydi yenisi. Yine sokak jargonuna dalıyoruz. Faça gibi ama biraz daha mı zor? Bir görelim. Argo'da, sokak jargonunda sürekli, devamlı anlamında kullanılan İtalyanca kökenli bir sözcüktür. Sürekli kırmızı giyiyor. Bu da nokta nokta kırmızı giyiyor. Çok kötü besleniyor. Nokta nokta abur cubur yiyor. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İtalyanca kökenli bir kelime. Bambaşka anlamda. Passo. Passo. 700 oldu kasamız. Bir tanecik harf aldık. Arzu edersek 13 tane daha alırız. Kim karışır? Burada almayalım ama. Karışır. Yok, yok. Karışmaz. Merak etmeyin. Çok kolay bir soru. Burada almayın. Ben karışırım. Tamam. Vallahi karışırım. Peki. Toplamanın etkisiz, çarpmanın yutan elemanı. Sıfır. Pat. Bu da çok zor değil. İkinci beş harfli cevabımız da fena değil. Gelsin bir görün. İçi yivli civata başlığı. Birden fazla anlamı somut var. Bu somut kelimenin demeye kalmadan maşallah Ayşe Hanım. Çok güzel efendim. Altı harfidir, tek kelimedir. Şu hangi sorulara benziyor? Zevç, koca, cereyan, akım, o tarz bir soru. Tek farkı sizde iki tane kelime var. Bir bakın. Cevap tek kelime. Meyil ve temayül sözlerinin. Eğilim. Maşallah. Buradan bir problem çıkmaz. Altı harfli cevapların sonuncusu. Dikkatinizi çekerim. Halen ilk dakikadalar. Yüksek öğretimde öğrencinin temel alanının beraberinde devam ettiği ikincil alana. Yandan. Diyoruz. Kasayı 2900'e çıkartıyoruz. Hadi biraz daha kulağımızı böyle değil de şöyle gösterelim. Buyur. Boyuna kesilmiş tomruk dilimi. Kütük değil. Değil. Kalas. Değil. Boyuna kesilmiş. Boyuna kesilmiş tomruk dilimi. Tomruk dilimi. Kalas olması için biraz daha fazla işlem görmesi lazım. Bu daha ham bir ürün. Hatta o yüzden... Kütük. Kütük daha da ham. Yarma değil. Değil. Gidiyorum ben. Harf alayım bir tane. Alalım mı? Alalım bir tane. Bu, peki aldık bir tane. Daha sondan ikinci harfi T. Ay. Yine o saydığınız ahşap ürünleri gibi hakaret sözü olarak da evet, kullanılır. Evet, evet, evet. Ay. Tam bir ahşap. Bir tane daha harf buyur alayım. Gelmiyor çünkü. Kereste. Oldu bu iş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Halen iki dakikadan fazlasına sahibiz.